Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Özellikle arkadaşlar Peter Brandt'in genel yorumlarından ikincisi bir önceki videoda 2023'ü tartışırken Peter Brandt kendisi özellikle bu son yükseliş etabı içerisinde artık yeniden 13 binlere bir düşüş beklemediğini biliyorsunuz BTC tarafında 13 binlere kadar bir düşüş beklediğini açıklamıştı. Artık kendisi böylesi bir geri çekilme beklemediğini bütün bunlarla da birlikte 2024'te Bitcoin'in 100 bin doların üzerine çıkabileceğini düşündüğünü açıkladı. Şimdi bunlar makul görüşler arkadaşlar özellikle bir önceki videoda söylediğimi tekrarlamak isterim o da neydi? E, şu an Bitcoin mevcut rally etabından mevcut ralli etabındayken arkadaşlar 28.5 binleri kırar ve yukarı yönlü hacimli gidişat sağlarsa 100 binlik fiyat hedefi 2024'ün berisine yani 2023 yılı içerisinde e, beklentiler dahilinde oluşabilir. Böylesi bir durum yani evet normalde senaryo şuydu bundan 2 hafta 3 hafta önce. Diyorduk ki 2024'te Bitcoin halving zamanı ortalama e 100 binleri aşar. 2025'e doğru ikinci dalgaya çıkar ve bunda da belki 200 binlere kadar esneyebilecek bir yükseliş de bir ATH dalgasında bulunur. Fakat şu an 28,5'ların olası kırılımı ne anlama geliyor? E aslında boğa başladı anlamı taşıyacaktır. Bu da 2023'te aslında 100 binlerin aşılması devamındaki e, düzeltmeyle beraber arkadaşlar, 2025'e doğru da çok daha ciddi ileri noktaların görülebileceği, yani ikinci ve birinci dalga boylarının arasındaki mesafenin artacağı anlamı taşır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.